Hatay. Selamlar, 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 selamlar. Hoş geldiniz yepyeni bir Hatayspor kariyeri canlı yayınına. Avrupa kıtası şildini lider olarak tamamlayıp yarı finale çıktık. Mouscron'la oynayacağız. Diop satıldı. 550.000 euro transfer bütçemize eklendi. 830.000'e anlaşmışlar Union'la. Güzel oldu. Daha yüksek teklif veren takımla anlaşmış. Diop Al Ahly ile görüşmesinde başarısız olmuş. Güzel oldu bu, tamam. Hemen Excel Mouscron takımına karşı oynayacağız arkadaşlar. Özer Kaymak sol tarafta. Hemen Metin Baykurt'u sol tarafa alıyoruz. Popov'un yerine bugün Burak oynasın. Münir, Nyamsi, Burak, Sisse. Tamam, Gökhan Karadeniz oynamaya devam etsin. Okey. Avrupa Şildi'ndeki yarı final maçımıza çıkıyoruz. Biz beyaz formayla, onlar da şu formayla oynasın. Hatayspor, Excel Mouscron karşılaşması başlıyor. Avrupa Şildi yarı finalindeyiz. Hatayspor, Excel Mouscron karşılaşmasına hoş geldiniz. Avrupa Şildi yarı finalinden hepinize selamlar. Bugün güzel bir gün, futbol oynamaya her şey elverişli ve kazanan takım bu kupanın finaline çıkacak ve sezon öncesi transfer bütçesine çok önemli bir miktar para eklenecek. Maça başlıyoruz. İyi oynayan kazansın. Diliyoruz ki iyi oynayan Hatayspor olur. Ruben Ribeiro bugün sol tarafta. Carlos Metin de sol bek olarak oynayacak. Kaptan Mehmet Topal. Süper Lig'de son 2 senesi Hatayspor'a adayacak kendini. Saki. Tek top oynuyoruz. Ruben Ribeiro. Carlos Metin bindirdi. Şöyle oyunu bir açmaya çalışıyoruz. Mehmet Topal sağ tarafa. Burak Çamoğlu. Burak'tan Akintola'ya. Tek top. Akintola. Babajide David Akintola neler yapacak? Tamam, şut pozisyonu bulabilir miyiz? Bakıyoruz şöyle, Bupenza vücudunu koydu. Bupenza dönecek. Koydu vücudunu. Pası verdi. Gökhan Karadeniz attı çalımı. Pası. Son bir pas. Mehmet Topal maalesef topu kontrol edemedi istediği gibi. Hadi bakalım, 9. dakika. Nyamsi forvete doğru yolculuğunda. Gözümüz Nyamsi'de. Haydi Nyamsi. Araya bir top. Nyamsi, ah be, hissetti. Iğdırlı Serkan gibi. Iğdırlı Serkan'ı hatırlayanlar vardır. Bu arada presimiz var. Baskımız var. Savunmada bir kişi eksiyiz. Lavandeira, Burak Çamoğlu baskısı var. Kazanan takım finalde. Acilen kendimize gelmeliyiz. Çok güzel oğlum, bravo, müthişsin Ruben Ribeiro. Nereye geldin, aldın o topu? Akintola topu durdurmayı başaramadı. Antonov, her şey yolunda deme seste filan. Müthiş. Hiçbir şey yok hoca. Direkt tereddütsüz sarı kart gösterdi Jerzinho Nyamsi'ye. Excel'li oyuncular topa doğru geliyorlar. Bir fake. Geriye şut gelecek. Kayarak müdahale. Jerzinho Nyamsi hatasını telafi etti. Bu arada Münir. Son bir dokunuş. Korner. Sağlık adında bir Türk var rakipte. Korneri kullandı. Penaltı noktasını geçti. Saki uzaklaştırdı. Orta mı gelecek? Çalım mı gelecek? Konsantre bir şekilde savunmamız lazım. Şu an hiç konsantre değiliz savunmada. Gol yiyebiliriz. Çabuk gol yiyebiliriz. Dikkat edelim. Aman döndürmeyin. Yok. Zayıf bir şut. Münir'de kaldı. Hadi bakalım. Akintola tarafından gidiyoruz. Akintola'da gözümüz. Gözümüz Akintola'da. Harika bir pas. Yürü oğlum. Muazzam bir pas. Babajide David Akintola. İçeriye girdi, ayağından yine açtı. Ya bunları hep yapıyoruz. Maalesef çıkış dünya klası. Ayağından açış amatör zorluk seviyesi gibi. Badibanga. Stoperimiz çıktı. Van Durmen. Dikkat beyler. Aman harika işte. Mehmet Topal. Bunun için seni transfer ettik. Hadi oğlum. Kaldıramayacaksın maç temposunu, bu kadar ileri git. Tamam, geriye. Müthiş, harika. Babajide David Akintola. Haydi Bupenza be. Yap şunu. At kafayı. Ah be, kötü orta geldi Akintola'dan. Tabeko. Köşede Carlos Metin'in baskısı var. Metin bas oğlum. Basmaya devam et. Tamam. Beyler, herkes yerinde kalsın. 33. dakika. Sağlık. Ribeiro ara pası. Münir çık. Ayaklarıyla. Bravo Münir be. Aferin sana. Aferin çocuğum. Sağ tarafa doğru. Burak Çamoğlu. Burak'tan Babajide David Akintola. Ya ortada çok top yapamıyoruz ya. Kanatlardan gelmek hoş bir durum değil aslında. Bomboş. Çok güzel. Haydi Metin Baykurt. Haydi Metin'im. Sağ ayağında. Tamam. Verdin. Ah be. Abi yani sağ ayağını almamız lazım. Ters ayağında bu çocuğun ya. Bu arada Nyamsi'nin kayarak müdahalesi canla başla. Topu takip edememiş kameramanlar. Orada basacaktın topa. Geriden gelene sağ ayağıyla tık. Tamam. Bu nasıl bir reji ya? Bize ne bu pozisyondan abi? 1.96'lık Sisse. Oğlum denedin. Bir kere daha dene. Haydi Sisse. El bekliyoruz hoca. Hoca neler oluyor orada? Biz iyi alıştık hele ya. Böyle karambol pozisyonlarında hep el istiyoruz. Ama gerçekte de böyle. Bu sağlığı bilen var mı arkadaşlar? Sağlığın adı ne? Van Durmen. Saki ile savunma yapıyoruz. Ara paslarına dikkat. Carlos Metin. Bravo beyler. Bravo beyler. Muazzam savunma yaptık. Gnoer'e. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Tamam dikkat edelim. Metin Baykurt oradasın. Tamam çok güzel beyler. Çok güzel. Hadi bakalım Ruben Ribeiro. Tek toplar. Aman çok riskli. Çok riskli beyler. İlk yarının son atağını biz yapacağız. Sisse. Haydi bakalım. Jerzinho Nyamsi, Burak Çamoğlu. Şöyle Akintola'ya doğru. Hadi Akintola. Akintola yürü oğlum. Yürü. Bupenza'ya bu sefer. Ah be çok geciktik. Olsun Allah'tan gitmedi. İyi ki gitmedi. Hadi Bupenza. Hadi Bupenza. Bekliyoruz. Bir ver kaç. Ruben Ribeiro. Sağ ayağında. Ruben Ribeiro. Ah direğin üstünden. Tam da istediği ayağına geldi fakat birazcık topu fazla havalandırdı. Olmadı maalesef. İlk yarının sonunda güzel bir atak. Bakalım finale kim yükselecek? İkinci yarıya böyle devam ediyoruz. Bu arada Bupenza'yı hala denediğimiz söyleyebiliriz. Dışarıda bizim Diouf'umuz var. Birazdan Diouf oyuna dahil olacak. Bupenza'yı çok kullanamıyoruz maalesef. Hızı fazla yok. Daha çok orta yaparak kafa vuruşlarıyla etkili olabilir Bupenza. Tek vuruş yapmamız lazım yani Bupenza'yla. Hadi bakalım Badibanga. Dikkat beyler. Kaptan Mehmet Topal. Bakın takım oyunu özelliği olduğu için bence oraya bir çeki düzen veriyor ya Mehmet Topal. O özellik boşa yoktur. Ah be Mehmet Topal. Bu golün habercisi olabilir. Lütfen. 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 Tamam Mehmet Topal. Sen de. Tamam oğlum. Ortaya kapatıyoruz. Aman faul. Bir sarı kart gelecek Mehmet Topal'a. Avantajı devam ettirdi hakem. Siz görmediniz kameradan dolayı. Hala yerde oyuncu. Dikkat edelim. Hadi beyler artık almamız lazım şu topu. Almamız lazım. Bravo Mehmet Topal. Hiçbir şey yok. Hadi çocuklar. Kimse yok ki. Kimse yok. Maalesef 5 savunmayla oynuyoruz. Bupenza. Yürü Bupenza. Sağ tarafa. Akintola. Ah be Mehmet Topal. Neden sol ayağınla ya oğlum? Yani şu pası verebilsen harika bir gol pozisyonu olacaktı. Yani bekletseydik bu sefer ofsayta düşecekti Akintola. Sisse. Mehmet Topal. Baskı bekliyoruz çocuklar hadi. Alacağız alacağız alacağız. Bravo Ruben Ribeiro. Haydi oğlum. Haydi oğlum biraz daha akıllı. Gökhan Karadeniz. Babajide David Akintola. Bu sefer birebir oynayacak Akintola. Ayağından çok açtı. Akintola. Şu arkadaki oyuncuya bakın nasıl kovalıyor ya. Çok güzel. Boşluklar var. Boşluklar var. Bupenza. Haydi Bupenza. Bupenza inanılmaz kötü bir vuruş. Sağ ayaklıymış. Zayıf ayağı da 3 maalesef. Tamam Bupenza'yı çıkarıp Diouf'u alıyoruz. Artık finale yükselmemiz lazım arkadaşlar. Mehmet Topal da biraz yorgun gibi. Sarı kart görecek birazdan. Helder Barbosa'yı oyuna dahil ediyoruz. Evet böyle devam çocuklar. 2 oyuncu değişikliği. Daha bakalım kaç dakika sonra değişecekler. Ah be Bupenza şöyle güzel bir şut gelseydi. Harika olmaz mıydı be? 60. dakika maçın 3'te 2'lik bölümü geride kaldı. Orta alanı çabuk geçti. Excel'li oyuncular. Dikkat Metin. Carlos Metin. Tamam bir faul daha. Metin'in sarı kartı yok değil mi? Çok güzel. Ya hoca yarım saat sonra durdurdun avantajı ya. Metin o faulü yaptı hakem avantaja bıraktı. Kaç saniye geçti abi? Daha sonra başarılı bir hamleyle topu adamın ayağından aldık yani. Muhammed demiş ki abi kuponum yatmasın çifte şans 1-0 dedik. Tamam olacak. Şu an tutuyor zaten kupon. Aman aman beyler aman beyler Münir bravo. Hadi bakalım Diouf'umuz oyunda. Aman hayır. Ya 1-0 gerideyiz yarı final maçında. 1-0 gerideyiz. Ne kadar kötü bir top Münir'i bu ya. İzlemek istiyorum abicim. Sağda oyuncu bomboş. Abi adam tahmin etmiş ya. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Anında baskı yapmış oraya ya. Çok kötü bir gol yedik maalesef. Yani topu takip etmesi, tek vuruşla aşırtması üst düzey bir gol. Üst düzey bir takipçilik aynı zamanda. Yani şurası boş değil mi bizim için ya? Sağ taraf bence gayet boş. Normalde bu adam oraya hayatta baskı yapmaz. Bakın şu an tuşa bastım. Normalde bomboş. Ama yani daha el hareketini görür görmez rakip oyuncu hemen oraya koşmaya başlamış. Ve Münir de biraz yavaş atmış zaten. Bayağı yavaş atmış yani. Adamın arkasına atmış. Şuna bak ya. Vallahi iyi gol yedik. Tebrik ederiz. Yapacak bir şey yok. Cidden yapacak bir şey yok. 1-0 gerideyiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz çocuklar. Hadi bakalım. Gökhan Karadeniz, Mehmet Topal çıktı. Diouf oyuna dahil oldu. Aynı zamanda Helder Barbosa da oyunda. Ofansif futbola dönebiliriz. Şöyle aradan zor bir top. Haydi Gökhan Karadeniz. Yürü. Mame Diouf da gözümüz ama her taraf lacivertli oyuncularla dolu. Aç bakayım şöyle oyunu. Çok güzel yere. Metin Baykurt. Haydi Carlos Metin. Hadi Mame Diouf. Gözüm sende. Ruben Ribeiro. Ortaya. Bir top daha. Tek top. Geliyoruz oğlum. Haydi Burak. Haydi geldik. Burak Çamoğlu. Yap ortayı. Haydi Diouf. At kafayı. Olmadı maalesef. Burak sen çık. Sen çık. Hoca bir penaltı çal. Bir şeyler yap. Basın 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 basın. Basın. Tamam. Ortaya basmalısınız. Basmalısınız beyler. Çabuk çıkarmamalısınız. Bas sen de. Ribeiro kapat sen de orayı. Kapat. Çok güzel. Şimdi bir sistem değişikliği yapmamız lazım. Varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Kalan dakikalarda. Traore oyuna dahil olacak. Ribeiro Barbosa. Ribeiro ileriye. Helder Barbosa ofansif orta sahaya. Hadi bakalım. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Her şey okey. Artık kanatlar da bindirecek kalan 20 dakikada. Umudumuzu yitirmememiz lazım. Gruplarda 90+2'de attığımız golle berabere bitirmiştik. Sisse forvet ediyor. Taraftarlar Sisse forvet ediyor. Pekala. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sisse'ye geliyoruz ve santrafor oyna. Maçın son dakikalarında skor olarak gerideysek atağa çık. Haydi bakalım. Tamam, güzel bir taktik. Vallahi keyifli oldu. Artık Sisse de santrafora çıkacak. Son dakikalarda. Şimdi ama daha tedbiri elden bırakmamamız lazım. Koskoca 20 dakika var. Çok güzel. Aldık topu. Isaac Saki. Bravo oğlum. Hadi Mame Diouf. Haydi oğlum. Ah be. Kötü top Saki be. Kötü top oğlum be. Dikkat edelim. Dikkat. Tamam. Yok öyle. Çok güzel bir pas hatası geldi. Hadi Ruben Ribeiro. Hadi çocuklar. Hadi Metin de bindiriyor. Adama Traore. Haydi Adama Traore. Sol tarafta büyük bir boşluk. Adama Traore. Ruben Ribeiro. Yap ortayı. Carlos Metin. Çok güzel geldik. Sol bekimiz ceza sahası içinde. Çok düzgün bir dokunuş. Harika bir bitiricilik. Durum 1-1. Yarı final maçında biz de varız diyoruz. İzliyoruz. Adama Traore. Bomboş bıraktılar Metin'i. Adrese teslim orta ve Carlos Metin Baykurt. Aferin çocuğum be. Daha 18 yaşında. 18. Pes etmiyoruz tabii ki. Pes etmeyeceğiz tabii ki. Bu bizim karakterimize aykırı bir durum. Carlos Metin Baykurt 74. dakikada Hatayspor formasıyla ilk golüne imza attı. Çok iyi geldik. Traore'nin sol tarafa Ribeiro'ya pası, bu arada kontra atan da hakkını vermek lazımdı. Aferin çocuklar. Şimdi eski anlayışımıza geri dönebiliriz ama dönmeme taraftarı bence Hataysporlu taraftarlar. Böyle devam. Bulmuşken böyle devam. Coşkulu bir şekilde. Ama dikkat etmemiz lazım. Tamam. Metin Baykurt sen de oğlum. Sarı kartın var. Çok güzel. Geriye dönmek zorunda kaldılar. Pas noktalarını kapatmaya çalışıyoruz. Evet. Ortada sakin bir şekilde pas noktalarını kapatıyoruz. Yine onlar boşluğu buluyorlar bir şekilde. Geriye dönerek Van Durmen. Traore bir sarı kart görebilir. Hakem devam dedi. Bir şey yok dedi. Hadi basın çocuklar. Basın çocuklar. Problem çözer gibi savunuyoruz onları. Aman yok. Carlos Metin orada be. Allah'ına kurban be oğlum. Yürü, sol taraftan geliyoruz. Haydi Ruben Ribeiro. Çek şunu ya. Lanet olası şeyi hep hata çıkarken şey yapma ya. Hadi. Diouf. Traore. Gözümüz Traore'de. Yine kötü yere pas ya. Abi bu ara paslarını bayağı sıkıntılı atıyoruz. Oyuncularımızın görüşü pası olmadığı için Alex de Souza pası gibi bir şey bekliyoruz ama olmayacak. Daha dikkatli olmamız lazım. Ama öyle de çok gol attık. Koş. Saki koşmaya devam et. Tamam. Harika müdahale. Hiçbir şey yok. Jerzinho Nyamsi. Bir kere daha. Pekala. Geri dön. Hemen geri dön. Ara paslarına dikkat beyler. İyi geldiler. Kontrolümüzde Barbosa var. Helder Barbosa. Ayağından açtı. Olmadı. Isaac Saki çok iyi tahmin etti. 86. dakika. Haydi Hatay. Jerzinho Nyamsi. Sol tarafa Metin Baykurt. Akintola tarafı da kullanılabilir aslında. Adama Traore'ye. Haydi Adama Traore. Yürü oğlum. Adama Traore. Bekliyoruz. Ortaya destek. Helder Barbosa sağ tarafa. Babajide David Akintola. Bindir dedi Burak Çamoğlu'na. Burak Çamoğlu sağ tarafta. Neler yapacak? Bastı topa. Geriden gelenler. Bir şut daha. Olmadı maalesef. Carlos Metin. 89. dakika. Bir gol atıp bitirebiliriz. Traore. Bir ver kaç. Bir şut fake'i. Mame Diouf. Sol ayağında vurdu. Çok zayıf bir şut. Dakika 90. Direkt penaltılara gidecek sanırım. Basın, basın çocuklar. Bir atak daha yapmamız lazım. Direkt penaltılara gidecek. Haydi oğlum. Ah be. Tamam, dikkat, gol yemeyelim. Lütfen gol yemeyelim beyler. Lütfen çocuklar. Bari böyle bitsin. Bari böyle bitsin. Ara paslarına dikkat. Metin koş. Koş Metin. 3. dakika hoca. Kaç olursa bitirir. Dikkat, 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 dikkat. Kaç olursa bitirir. Kaç olursa bitirir. Allah'ım ya, bitir hoca, çal artık şunu. 90+4. 90+4 hoca. Allah'ına kurban Münir be. 90+5. Müthiş paslaştılar. Yine gelişine müthiş bir şut. Münir çok iyi uzandı ters elle kornere. Bravo oğlum be. Penaltılara gitsin bu maç. Lütfen son dakikada bir gol yemeyelim. Hatayspor 1, Excel 1. Dik şunu. Dik bitsin. Dik bitsin. Isaac. Jerzinho Nyamsi. Bitti hoca. Bitti hoca. Bitti, evet. Çok güzel bir maç izledik. Temposu çok yüksekti. Geri döndük. Bir şekilde golü bulduk. Sol bekimizle, 18 yaşındaki Metin'imizle ve şimdi maç penaltılara gidiyor. Penaltılara bakın. 66. Onların da 66. 74 Diouf. Ribeiro 71. Helder Barbosa. Bitiriciliği yüksek diye burada. Akintola'nın bitiriciliği var. Penaltısı yok. Evet, değiştirmiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Hadi çocuklar be. Hadi Münir'e çok güveniyorum. Çok güveniyorum Münir'e. Diouf topun gerisinde. Önce dolduracağız. Sonra sağ köşeye. 1-0 öndeyiz. Bravo. İlla köşelere atmaya gerek yok. Doğru yere atalım yeter. Hadi Münir. Hadi oğlum. Sola at köşeye. 1-1'e geldi durum. Ruben Ribeiro. Bu sefer doğrudan bakacağım ya. Doğrudan şöyle bakacağım. Ruben Ribeiro. 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 Karşımda gerçek bir oyuncu olsa. Hadi oğlum. Hadi Münir. 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 Çıkardı penaltıyı Münir. Şu anda avantajlıyız. Helder Barbosa. Bu sefer ortaya. Helder Barbosa. Sol alt köşe. Maalesef Helder Barbosa kaçırdı. Haydi Münir'im. Haydi Münir'im be. Pantersin oğlum be sen. Demek ki abi ortaya bakıp vurmakla bir alakası yok. Şuraya dolduracağım. Şöyle 90'a. Hadi Traore. Aman Allah'ım, Traore direğe nişanladı. Omoigui. Omoigui. Yine Münir çıkarıyor penaltıyı. 3 penaltı kurtardı Münir. Panter, panter. Geçen senenin en fazla penaltı çıkaran ismiydi Süper Lig'de. Hadi be Saki. Hadi be Saki. Şöyle oğlum. Yerden köşeye Saki. Saki maalesef yine kaleci çıkardı. Ortaya bakıp vurmamız lazım belki de be. Van Durmen. Hadi Münir, bunu kurtarırsan finaldeyiz. Haydi oğlum, bunu da çıkarırsın. Bunu da çıkarırsın. Ah be. Kaleciler inanılmaz. Babajide David Akintola. Ortaya bakacağız. Akintola. Akintola! Avantaj bizde. Kurtarırsak bitecek. Hoçko topun gerisinde. Hatayspor taraftarları görüntüye geldi. Hadi oğlum. Çıkardın. Bitti bu iş. Bitti bu iş be. Kaleci Münir devleşiyor. Hatayspor Avrupa Şildi'nde finale yükseliyor. Bravo çocuklar. Bu arada az önce görüntüye gelen taraftar Hatay taraftarı değildi. Bu Süper Lig'deki transfer bütçemiz için, bu sezon için çok önemli bir para ödülü olacak. Finale yükselmemiz, kupayı da almamız lazım bir şekilde. Bravo Hatay, bravo Türkiye. Çiçekler açar. Münir'in hatasıyla belki bu maç buraya geldi ama gördüğünüz gibi bizi finale taşıyan isim de Münir oldu. 7 şutumuz vardı, rakibin 5. Excel Mouscron %93 pas isabetiyle oynamışlar ve topa daha fazla sahip olmuşlar. Isaac Saki de... Bakın, Isaac Saki 7.7 ile en yüksek oyuncumuz görünüyor. Ama içeri giriyoruz. Münir 8.3. Kaleciler adam değil mi? Diğer maçın sonucu da bence Göteborg finalde. Hayır. Beerschot adlı takım 4-3 penaltılarla finale yükselmiş. Ofiste 2 tane mesaj var. Akomadi gitti. 1.300.000 transfer bütçemize eklendi. 750.000 ilave transfer bütçemiz var burada. Turnuvadaki performansımız nedeniyle hemen karımıza bir bakıyoruz. Oo. birinci transfer dönemini 3 milyon euro karla tamamla demişti Hatayspor yönetimi. Şu anda 4 milyon karımız var. Tamam, böyle devam ediyoruz. Final maçında bu sefer Bupenza değil de Diouf'la çıkacağız. Doğrudan Diouf'la çıkacağız. Kanatlardan geçeceğiz arkadaşlar. 3 orta saha, 3 stoper, 2 de forvet var. Ortaları bunların bayağı dolu. Tam bizim oyun tarzımızın çözebileceği bir oyun tarzı. Beerschot deplasman, Hatayspor iç saha görünüyor. Haydi bakalım, bu maçı da kazanıp sezona şampiyonlukla başlayalım. Avrupa Şildi'nin finalindeyiz değerli futbol severler. Kaptan Mehmet Topal görüntüde, Şild görüntüde. İstiyoruz, arzuluyoruz ve buradan gelecek paraya da çok ihtiyacımız var. Bugün Mame Diouf da forvetimiz olarak gol yollarında tehlikeli olmaya çalışacak. Son senesi, emektar futbolcumuz Mame Diouf. Geçen sene Süper Lig'de 29 gol attı. Yaşlı kurt, hadi bakalım, iyi oynayan kazansın. Diliyoruz ki bu iyi oynayan takım Hatayspor olur. Mehmet Topal, Özer Kaymak. Metin'in yerine ilk 11'de bugün golü atan Metin. Yorgun diye Burak Hoca tarafından dinlendiriliyor. Popov sağ tarafa, Akintola'ya doğru. Babajide David Akintola. İçeride kimse yok. Şöyle araya bir top. Mame Diouf geriye, Mehmet Topal sol ayağında bir şut denemesi. Burak Hoca Mehmet Topal'a bol bol vur emrini verdiği için Mehmet Topal ayağını alır almaz açı var yok şut çekmeye çalışıyor. Bu arada Popov araya girdi. Çıkacağız. Stoperlerimiz çıktı. Tamam, bana bırak dedi Isaac Saki. Saki bana bırak dedi. Baskımız var. Kolibali. Hakem avantaja bıraktı tabii. Bizim her müdahalemiz avantaj. Muşashi. Bas oğlum. Tamam, çok güzel müdahale. Haydi çocuklar. Haydi Adama Traore. Önce ortaya. Mehmet Topal'dan tek top. Akintola'ya. Mehmet Topal'ın biraz daha kendine gelmesi gerekiyor ya. Geçen maçta da müthiş bir ara topunu atamadı Akintola'ya. Yani ters ayak merse yok bu çocukta. Zayıf ayak 5. Rafa. Tamam. Basıyoruz, kapatıyoruz. Mehmet Topal çalımı yedi. Rafa, şut pozisyonu vermiyoruz onlara. Vermemeye devam ediyoruz. Aman çocuklar ve 1-0 gerideyiz. Adam tek başına oynayarak attı golü. Maalesef. Yani çok basit çalımlar yedik. Orada Nyamsi yere düştü kendi kendine. Belki düşmese bu topa yetişebilecek, zamanı bulabilecekti. Ama nasıl düştü onu da bilmiyoruz tabii ki. Sağlık olsun. 1-0 gerideyiz. Finalde 1-0 gerideyiz ama pes etmeyeceğiz. İyi kapatıyorduk. Şu dakikaya kadar iyi savunma yapıyorduk ama Rafael Holhauser Avrupa Şildi'ndeki ilk golünü attı. Evet, çevireceğiz ya. İnanıyoruz. Taraftar da inanıyor. En azından elimizden geleni sahaya yansıtacağız. Hadi bakalım Isaac Saki. Eleke. Eleke skill hareketleri. Geriye arkası dönük paslar atıyorlar abi. Bravo Mehmet Topal. Hoca senin gibi hakem olmaz olsun ya. Söktük aldık topu. Holhauser topa doğru geliyor. Holhauser barajdan döndü. Topa dokunmak yasak. Her şeye faul. Dikkat. Eleke. Yok öyle. Sisse girdi araya. Yeter dedi toplu oynadın. Hadi Nyamsi. Hadi çocuklar. Bir kontra atak. Yürü oğlum. Çok güzel bir top. Ya. Abi çizgiye paralel at şunu, adam ne güzel koşmuş. Biraz daha sakin mi oynamamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Hızlı çıkamadık bir türlü. Kolibali. Basıyoruz önde. 2 kişi bastık, olmadı. Rafa. Mehmet Topal kapatmaya çalışıyor. Tamam. Bir faul daha. Pekala, almayın topu, avantajı kesecek. Sanusi. Dikkat. Tamam, boşa bir müdahale. Yiyoruz. 2-0. İlk yarıda 2-0 gerideyiz. Boşa hamleler bizim maalesef sonumuzu getiriyor işte. Şurada köşede Sisse'nin boşa hamlesi, ortada boşluk, bomboş pozisyon ve 2-0 gerideyiz. Mehmet Topal sarı kart gördü. Hemen ofansif futbol anlayışına dönüyoruz. Isaac Saki dışarıya, yerine Helder Barbosa, Akintola Mehmet Topal değişikliği, Traore ortada, Ribeiro solda. 30 dakikada 2-0 geriye düştük. Çok iyi kapattığımızı söylemiştim maçın başında. Fakat Eleke'nin golüyle 2-0 öne geçti finalde rakibimiz. Bu turnuvada ilk kez bir iki farklı geriye düşüyoruz. Hemen ofansif futbol anlayışı. Pekala, bu dakikadan sonra tam sağ baskı yapacağız. Tam sağ baskı başarılı. Hadi oğlum indir. Çok güzel Akintola. Haydi Akintola. Gözüm sende. Tamam sakin. Bu kadar aceleci oynamayacağız ama. Mehmet Topal güzel yere. Hadi oğlum bir top daha. Traore çok güzel yere. Ribeiro dönecek mi? Baktı Mehmet Topal'a. Mehmet Topal şut pozisyonda. Mehmet Topal buldu açıyı, vurdu kafasıyla. Kafası yarıldı orada defans oyuncusunun ama iyi müdahaleydi. Topu kazanmayı başardık. Sisse. Akintola'ya doğru. Bravo çocuklar. Baskıyı hissettiriyoruz yavaş yavaş. Bindir Popov. Vazgeçtik. Ortaya. Topal. Mehmet Topal. Mame Diouf'a. Haydi Diouf. Haydi Diouf be, kontrol et. Hoca buna da faul ver. Versene buna. Vermiyor maalesef. Çok güzel. Buna da ver. Yok abi, bize düdük çalmak yok. Bize düdük çalmak yok. Bizim oyuncularımız yere kendini atıyor. Biz ne zaman dokunsak faul veren hakem, oyuncularımız yerden kalkmıyor, devam diyor. Şimdi dikkat. Dikkat, bu maç farka da gidebilir. Böyle çok cesur oynuyoruz. Dön geriye. Tamam. Jerzinho Nyamsi. Eleke. Dikkat dikkat. Savunma anlayışımızı biraz şey yaptık. Bozduk. Yok 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 yok. Yok. Yok, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ver şu topu. Evet, enteresan taş bizim. Hadi oğlum. Bomboş, 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 bomboş. Bir şey yok. Yürü. Babajide David Akintola. Tek top. Bir kere daha. Hadi Popov. Bindir Popov. Müthiş top. Popov çok yoruldu. Geriye. Ceza sahası dışına. Gelişine bir şut. Barbosa vuramadı maalesef. Ayağına oturmadı. Çok güzel bir orta Popov'dan ama. Ah Barbosa. Ribeiro'nun bir golünü hatırlıyoruz. Ligde. Süper Lig'de hatırlarsanız. Yine Popov'un ortasında Ribeiro'nun gelişine şutu kaleci dona kalmıştı. Harika bir şut ama aynısını Barbosa'yla yapamadık. Son dakikalarda, son 15 dakikada rakibin yarı alanına yığdık oyunu. Bir gol bulsaydık iyi olurdu. Çok yorulacağız. İkinci yarı başlıyor. Beerschot karşısında Hatayspor'un acilen bir gol bulması gerekiyor. Bulamazsak da canımız sağ olsun. Bizim için güzel bir turnuva oldu. Ama pes etmeyeceğiz. Hadi bakalım. Tamam, Özer kayarak müdahale. Biraz tedirginlik yaratsın. Bas bas bas. Basın çocuklar. Basın. Herkes, herkes, herkes. Yok. Çık al. Çık al oğlum. Tamam, Eleke. Sol taraf bomboş. Hemen almalıyız. Hemen almalıyız. Sol taraf bomboş. Tamam, tamam çocuklar. Şimdi biraz sakin. Biraz sakin. Çok coşkuluyuz. Çok coşkuluyuz. Aldık. Özer Kaymak. Hiçbir şey yok. Kalk ayağa. Hadi oğlum. Sol taraftan geliyoruz. Hadi Mame Diouf. Haydi Diouf. Hadi. Ya hadi ya. Araya bir türlü atamadık ama. Sakat oyuncu var orada. Kolibali sakatlandı bu arada. At araya ya, at araya, ne güzel koşuyor adam. Yetişemedik topa maalesef. Bir sakatlık var Kolibali. 51. dakika, topu tam kazanıyorduk biz. Hayır abi, topu tam kazanıyorduk ama ya. Bu da fazla centilmenlik ama. Neyse, biz dürüstlüğümüzden ödün vermeyeceğiz. Hemen indir şunu Sisse. Nyamsi ya da Sisse. Maalesef topun düştüğü yerde onlar var. Basın çocuklar, bas Özer. Bas Özer. Basın beyler, basın basın basın. Basmaya devam edin. Çok pis gelebilirler bunlar. Halam ya. Özer yetişmeye çalışıyor. Özer Kaymak, al bu topu. Aldık ama ya. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Yeter, biraz yorgunuz. Dinlenmeye çalışıyoruz. Çok güzel çıktık oğlum. Hadi Sisse. Hadi çocuklar. Hadi Ribeiro. Hadi beyler, iki kişi ortada bomboş. Sağ taraf bomboş. Akintola yürü oğlum. Akintola, zor kontrol ettik. Mehmet Topal'a doğru. Hadi Mehmet Topal, destek ver. Bir pas daha. Geliyoruz. Bir top daha. Hadi Ribeiro. Ribeiro sağ ayağını alacak. Vazgeçti. Bir şut pozisyonu bulamıyoruz maalesef. Mehmet Topal. Oyunu biraz yığdık. Popov. Popov. Tekrar Mehmet Topal'a. Mehmet Topal sol ayağında. Neler yapacak? Ortaya. Hadi oğlum. Yok abi, topu kontrol edemiyoruz maalesef. Maalesef şut pozisyonu bulamıyoruz bir türlü ya. Basın. Bir gol bulmalıyız. 60. dakika oldu. Bir tane gol bulamadık. Sanusi. 3 kişi geldiler. Bir kere daha. Maalesef 3-0 geriye düşüyoruz. İşte böyle. Maalesef böyle. Bu kadar adamla yüklenirsek 3'e 1 yakalandık. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Finale kadar çıktık Avrupa Şildi'nde ve 3-0 geriye düşüyoruz. 5 savunmayla oynuyorlar ya. Yani akıllı oynuyorlar aslında. Biz de golleri çok erken yedik ya. Ruben Ribeiro ayakta kalamıyor oyuncularımız maalesef. Kır bitsin ya. Hiçbir şey yok. Devam. Tabii 3-0'dan sonra hiçbir şey yok. Tamam. Geliyoruz. Geliyoruz. Hadi oğlum. En sağ tarafa. Popov. Haydi Popov. Hadi yap ortayı. Popov. Bekledik. Orta. Ne oluyor? Ya bu nasıl? Ne yaptı bizim adam? Göğüs kontrol. Evet, 4-0 geliyor. Ofsayt taktiği yapıyoruz. Aman aman, Nyamsi koşman lazım. Nyamsi. Bir çalım daha geldi. Yok, bu sefer yok. Hakem sen kimsin ya hakem? Sen kimsin ya hakem? Futbol oynatmadın bize bugün. Ya böyle penaltı mı olur ama ya? Aa! Kıydılar bize Avrupa'da. Avrupa'da bize kıydılar ya. 4-0. Maçın başından beri her harekete faul veren hakem bize bir türlü faul vermedi ya. Evet, pekala. 4-0 finalde. Artık Süper Lig'e odaklanacağız. Yani 2-0'dan sonra çok açık oynamaya başladık. Savunma anlayışımızı bıraktık. Adamlar zaten 5 defansla oynuyorlar. Kontra ataklarla geldiler. 2 tane gol attılar. Maalesef ataklarımız sonuç vermedi. Mehmet Topal, Mame Diouf. Bir top kontrol edemedik şurada ya. Diouf bir kere daha. Hadi Traore. Hadi Traore. Yürü oğlum. Geçmedi maalesef. Geçmedi de geçmedi. Yok abi ya. Her taraf beyazlı ya. Tamam, bas 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 bas. Eğer bu topu dikmeden çıkarsanız var ya, helal olsun ya, diyecek bir şey yok. Çık çık çık. Sisse top onlarda kaldı. Ayvayı yiyoruz. Özer çok yorgun. Özer çok yorgun. Bir aşırtma. Ve 5. gol. Maç 5-0'a geldi. Risk ve sonuçları. Özer acayip yorgun, yetişecek dermanı yok. Ve üst düzey bir aşırtma golü. Evet, sonuçta bir hazırlık maçı. Sezon öncesi takımımızı test etmek için bir maç. En azından Hatayspor taraftarı da şunu görmüş olur. Kapanma, açık oyna şeklinde, çift forvet oyna, kanatlar bindirsin şeklinde böyle coşkulu futbol isteyen Hatayspor taraftarı en azından böyle oynamanın sonuçlarının ne olduğunu birçoğumuz görüyoruz işte. Demek ki ligde haddimizi bilerek oynamaya devam edeceğiz. 2-0 geriye düştük. Açık oynayalım dedik. Kontra ataklarla mahvetti bizi takım. 5-0 gerideyiz. Tamam, moral bozmaya gerek yok. Final maçındayız. Adama Traore. Haydi Traore. Son bir top Diouf'a. Diouf. Al topu oğlum. 5-1. 80. dakika. Farkı 4'e indiriyoruz. Mame Diouf yine attı golünü. Adama Traore'nin pası. Mame Diouf'un golü. Hakemin de bize futbol oynatmadığına yemin edebilirim. Yani böyle penaltı dünya futbol tarihinde yok ya. Ne güzel kürek gibi aldık, kaydık, topu almaya yönelik. Ne taban, ne ayağa, ne bileğe, hiçbir şey yok. Nasıl olur da penaltı olur anlamıyorum ya. Pekala, devam. Hadi bas bas bas. Devam ediyoruz. Baskı devam ediyor. Gökhan Karadeniz. Basın çocuklar. Farkı bir tık daha indirebilir miyiz bakalım. Çok güzel. Sonuç getirdi. Haydi Diouf. Haydi Diouf. Araya. Tamam. Gökhan Karadeniz. Yürü oğlum. Haydi Diouf. Bir şut daha. Mame Diouf. Olmadı maalesef. Son 5 dakika. Hadi bakalım. Bas 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 bas. Bas bas basın. Bas bas oğlum bas. Tamam. Tamam. Çok güzel kapattık. Gelişli bir şut. Van Hamel. Yok ha, bunlar ne kadar cesur böyle ya. Ne kadar cesurlar böyle. Acayip bir şut. Baskı sonuç getirdi. Kalecinin üstüne gitti Akintola. Hadi Mehmet Topal. Hayatının şutu. Hadi Mehmet Topal. Sol ayağında. Mehmet Topal vurdu. Kaleci Van Hamel yine iyi uzandı. Topal'la bol bol bu sene bol bol çok fazla şut izleyeceğiz. Son 1 dakika artık maçta. Kafayla indirilen top işte. Bunlar bizi mahvediyor ya. Mahvediyor bunlar bizi. Kayacağız, düşüreceğiz vallahi. Yapacak bir şey yok. Artist. Tamam, girdik araya. Popov. Hadi oğlum. Bir kontra atak daha. Bir atak daha. Bupenza. Pasıyoruz topa. En sol tarafa. Bupenza böyle pas mı olur? 5 dakika oynuyorsun. Bari olumlu bir şeyler yap ya. Tamam. Sakin. 6. golü yemeyelim. Sakin beyler. Herkes defansa. Herkes defansa son saniyede. 6. golü yemeyelim. Ağır olur. Çok ağır olur. Bravo. Bravo. Dik uzaklaştır ve Avrupa Şildi'nin sahibi, ne bu takımın adı? Beerschot oluyor. İlk yarıda erken 2 tane gol yememiz tüm planlarımızı bozdu. Açık oynamanın sonucu 3-4-5 geldi ve son dakikalardaki direncimiz de maalesef rakibin direncini kırmaya yetmedi. Evet, teşekkürler çocuklar. Sonuçta finale kadar yükseldik. Grupları lider olarak tamamladık Avrupa'da ve bugün finale kadar yükselen bir Hatayspor vardı. Sağlık olsun diyoruz. Sezona kupayla başlayamadık ama bu bize yine büyük bir tecrübe olacak. Teşekkürler çocuklar. kupa seremonisi. Biz de izliyoruz. Teşekkürler. Daha fazlası olabilirdi ama olmadı. Bu nedir ya arkadaşlar, şu oyundan, futboldan keyif almaya çalışın ya. Burada dünyayı kurtarmıyoruz. Türkiye'yi kurtarmaya çalışmıyoruz. Lütfen bir kendinize gelin ya. Milletin moralini bozacak şeyler yazıp yazıp durmayın. Oyun oynuyoruz burada. 5-1 kaybettik. 7 tane şutumuz vardı. Rakipten daha fazla şut çektik. Topa sahip olan Beerschot, pas isabeti daha iyi olan Beerschot. Mame Diouf 7.6 ile takımımızın en iyi oyuncusu oldu. Münir 5.0. Kaleye gelen her topu yedik. Pekala, ilerliyoruz bakalım. Sezona çok daha akıllı bir şekilde başlamamız gerekiyor. Sağlık olsun çocuklar ya. Bir rakibin bizi yine 5-1 yenebileceğini gördük bugün. Yapay zekanın zorluk derecesinin de arttırıldığını son güncellemeyle de belirtmek isterim. Ofiste bir tane mesaj var. Avrupa kıtası şildi performansı. Final aşamasına ulaştığınız için sizi tebrik ederiz. Turnuvada üst turlara kalarak kulübümüzün ismini duyurduk ve kulübe çok büyük bir fayda sağladık. Sezonun başlamasını iple çekiyoruz. Ek transfer bütçesinin kadroyu daha da güçlendirmenize yardımcı olacağını umuyoruz. Saygılarımızla Hatayspor Yönetim Kurulu. Teşekkürler başkan. Teşekkürler bize güvenen yönetim kurulu. Başakşehir maçına 3 gün var. Transfer merkezine gidiyoruz. Harper bu takımın orta sahasında, bakın, atletizmi iyi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Hem defansif anlamda iyi, hem de atletizmi iyi, pas yapabilen bir oyuncuya ihtiyacımız var. Önce bir kiralama deneyelim. Maalesef. Neymiş? Oyuncunun sözleşme süresi çok kısa. Devre arasında direkt imza attırabilir miyiz acaba ya Harper'ı? Bir yarım sezon idare etsek mi acaba? Ne diyorsunuz? Suzuki'yi de denememiz lazım. Suzuki de çok iyi bir topçu. Suzuki 69, 72 rating, 25 yaşında. Sağ ayaklı. Arkadaşlar Suzuki mi Harper mı? Harper'a bir teklif gönderelim. Satın alma teklifi götür. Hadi bakalım. 23 yaş altına imza atılmıyor mu? Ha, öyle bir şey de olabilir. Tamam, direkt imza attırmaya gerek yok. Biz düzgün bir şekilde anlaşmak istiyoruz. Yine aynı adam geldi. Tamam, taraftar da Harper'ı istiyor. Sonraki satıştan pay ekle. Transfer ücreti teklif et. Direkt transfer ücreti teklif ediyoruz. Oyuncu değişiminde kim var abi? Abdurrahman'ı bir önersek ne olur? 24 yaşında. Resmi de yok ya. Bir dene bakalım ne olacak? Harper karşılığında Abdurrahman ve 2,5 milyon euro ekstra bir ücret teklif ediyoruz. Takas etmeyi düşünmüyoruz. Adil bir anlaşma olması için 2 milyon 750 bin gibi bir teklifi düşünebiliriz. Ayrıca Harper için bir sonraki satıştan %5 pay istiyoruz. Çok daha iyi lan. Çok daha iyi. Biraz pazarlık yapalım mı yoksa direkt kabul edelim mi? Arkadaşlar pazarlık yaptığımız zaman çok sapıtıyorlar ya. 2,5'a düşürsek mi acaba? Ya da elimizden gider mi? Çünkü katı bunların görüşmeleri ya. Sıkıntı yaşayabiliriz. Bence de harika bir teklif. Abi çok dürüst bir şekilde bu teklifi kabul ediyorum. Hiç biraz daha para kırmaya çalışmayacağım. Direkt kabul ediyorum. Çünkü oyun bazen saçmalıyor, bakın. Gerçekten saçmalıyor. Harper'ı 2.750'ye kabul ediyoruz. Daha fazlasında gözümüz yok. Bizim verdiğimiz teklif bence daha iyiydi. Onlar sonraki satıştan paya odaklandı. Şimdi Harper'la anlaşmaya çalışacağız. MO ve MDO. Oyuncuyla görüşmeye başlayabiliriz. 70 overall arkadaşlar. Adam sakat falan çıkmasın da. Yok, testten geçireceğiz. Evet. Şimdi nasıl? Bu kim oğlum? Bu ben değilim. Oyun kafayı yedi bence. Kim görüşüyor? Burak Şener. Bu Burak Şener mi o mu? Saçmalık şu an. Bir şeyler oldu ama. Umarım biz Hatayspor'a transfer etmeye çalışıyoruzdur bunu. Bu ben değilim abi. Harper çok önemlisin. Mevcut kadroyu göz önünde bulundurarak sezon boyunca oynama sözü veriyoruz sana. Tamam, beklenti bu. Sözleşme süresi 4 yıl. Pekala, kabul et. Aynen, bu adam şeye benziyor ya. Teknoloji kanalları var arkadaşlar. Tekno Seyir mi bilmem ne mi? Orada böyle teknoloji programları yapan adama benzemiyor mu? Paket açılımı bilmem ne yapar. Şahan demiş ki buradaki adam Şurak Bener. Aynen, Şurak Bener. Ya da kepimizi kır. Neyse, hadi bakalım. 4 yıllık sözleşme. Serbest kalma bedeli yok. Kabul et. Harper için sözleşme, serbest kalma bedeli yok. Pekala. Şimdi 17.000 maaş alıyormuş. Sen Hatay'a 15.000'e gelirsin oğlum ya. Ya da 17.000 mi verelim? Oyun hatası güncellemeden sonra böyle olmuş. Ha, önceden yoktu. Kaç verelim? Tam 15.000 verelim, pazarlığa gireriz. İmza primi de 100.000 veriyorum Harper. Mehmet Topal'a 100.000, sana 80.000 veriyorum. 15.000'e 80... Hatta bir dakika dur. 14.000'e 80.000 veriyorum. Bakalım ne olacak. Evet, bence gayet makul. Hiç kazıklandığımızı düşünmeyin arkadaşlar. Direkt kabul ettiler. Herkes 15.000, 17.000 falan demiş. Arada böyle 10.000 diyen arkadaşlar da var ama bence gayet makul. Şu anda oynadığı takımda 17.000 alırken biz biraz daha düşürdük. Güzel. Harper yeniden Burak Hoca'nın öğrencisi oluyor. Şu şeyimize bir bakalım. Belki bir Suzuki transferi de gelebilir ya. Karımız kaç? 3. Niye bu kadar düştü ya? Kar. Tamam, bütçemiz var. 3,5 milyon euro transfer bütçemiz var. Kar niye 1,44'e düştü? Kazanç 4,89, gider 3,34. Oyuncu sattık arkadaşlar. 2,5 milyon euroluk oyuncu sattık. Bakın. Gelen oyuncu 2,750. Giden oyuncular 1,87 artı 830. Yani biz sattığımız oyunculardan kazandığımız parayı aldık aslında. Ve Harper harcadık. Forma satışları. Tamam, onu biz yaptık herhalde ya. Yaptık herhalde arkadaşlar. Tamam. Transfer bütçemiz de var. 3,5 milyon euro. Şu an %100 görünüyor. Harper yeniden Burak Hoca'nın öğrencisi. Orta sahaya gerçekten büyük bir dinamiklik kazandıracak. Harper MO ve MDO. Hızlanması da iyi. Bakın fiziksel, zihinsel özelliklerine bakın. Takımın en iyilerinden biri olabilir. Mehmet Topal'la karşılaştırın. Mehmet Topal'ın top kesmesi 86. Reaksiyonu ve zıplaması biraz daha iyi. Onun dışında her şey Harper'ın daha iyi. Driblingi var. Kısa pası daha iyi. Mehmet Topal'ın kısa pası 69'muş ya. Orta açma var, top kontrolü var. Uzaktan şutunu geliştirecek bir antrenman yaptırabiliriz. Hemen Harper'ı şöyle içeriye alıyoruz. Bu noktadan sonra Abid'i buradan çıkarıyoruz şimdilik. Evet, Diouf 67 artı 4. Yaşlı kurt Diouf. Bupenza keskinliğini kazanıyor giderek. Hemen bir antrenmanlara bakalım. Sprint hızı ve hızlanması gelişiminin zirvesinde. Oyun kurucu yaparsak uzaktan şutu 2 kademe artıyor. Paslarına genelde yoğunlaşıyoruz. İki yönlü orta saha oyuncusu tercih edilebilir değil. Top kazanan orta saha değil, merkezi orta saha. Şutu arttırmıyor. Oyun kurucu yaparsak uzaktan şutu 2 artıyor. Ama zaten normalde de 2 artıyor. Görüşü, serbest vuruş isabeti ve falsosu olağanüstü bir şekilde artıyor. Ama bence mantıklı değil. Bu arada Mehmet Topal'ı da MO çalıştırırsak ne olur acaba? Bölgesini değiştirirsek. Ne daha mantıklı burada? Ya Harper'ı bir noktaya yönlendirmek mantıksız gibi görünüyor. Şu anda dengeli birçok özelliği gelişiyor. Dengeli kalması bence daha iyi. Çünkü şut gücünü arttırıyor bu. Voleyi arttırıyor, bilmem neyi arttırıyor. Dengeli kalsın abi. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Mehmet Topal'a bir bakalım. Bu saatten sonra bir oyuncunun bölge değiştirmesi çok fazla zaman alacak ama MO çabuk olabilir belki. Pozisyona geliyoruz. Merkez orta saha. Kalan süre yok. Direkt merkez orta saha yapabiliriz Mehmet Topal'ı. Merkez orta saha yaparsak bu sefer Saki'nin yerini oynatmak istediğimizde hani Saki'yi çıkarıp Mehmet Topal'ı MDO'da da kullanabiliriz. Bunu yaptık diyelim. Aynı zamanda MO'da mı oynayabiliyor bu çocuk? Yoksa MDO özelliğini kaybedecek mi? Evet, Harper geldi ama ya. Yok. Bunlar MDO kalsın. Saki ile beraber değişmeli oynarlar belki. Dur bakayım. Nasıl sezon sonunda futbolu bırakıyor? Hop! 2 yıllık sözleşmem var. Nasıl sezon sonunda futbolu bırakır ya Mehmet Topal? MO yan mevkisi olacaksa o zaman yaptıralım. Bir dakika. Tamam, merkez orta saha yan mevkisi olacaksa çalışmaya devam etsin. Kaptan Mehmet Topal, Isaac Saki sözleşmesi 12 ay içerisinde bitiyor. Birinci transfer dönemi bitsin, tüm sözleşmelere bakacağız. Hadi bakalım, zamanı ileri alalım.